Haber Sözlüğü'nün yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ayben. Bu haftanın haberlerini ve sosyal medya gündemini takip ederken yine dikkatimi çeken, anlamını bilmediğim birçok yeni kelime oldu. Bu hafta benim gözüme takılan kelimeler şöyleydi. Elzem, vaka, strateji, kozmik, hibrit. İlk kelimemiz elzem. Kökeni Arapça. Aile büyüklerinden duymaya alıştığım bu kelime çok gerekli, vazgeçilmez anlamında kullanılıyor. Lazım kelimesi de yine aynı kökten türemiş bir başka kelime. Bunu da not olarak unutmadan ekleyeyim. Gelelim sıradaki kelimemize. Haber sunucularının söylenişi konusunda üzerinde bir türlü anlaşamadığı vaka. Bir kez de biz hatırlatalım. İkinci A harfinde bir uzatma bulunmuyor. Arapçadan dilimize yerleşen bu kelime olay, hadise anlamında. Ama haberlerde koronavirüs belirtisi taşıyan kişi anlamında kullanılıyor. İtalya'da en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı açıklandı haberinde karşıma çıktığında bu kelimeyi de not almıştım. Bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Buna kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Avrupa'da görülen vakaların %10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Üçüncü kelimemiz strateji. Kökeni Fransızca. Kelimenin birden fazla anlamı var. İlk anlamı izlem. Diğer anlamı ise bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış veya savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı. Haber sözlüğünde dikkatimi çeken bir başka kelime ise hibrit. Kökeni Fransızca. Melez anlamına geliyor. Bir başka anlamı ise teknolojiyle ilgili iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması anlamına geliyor. Üniversitede hibrit sistemle eğitim verilecek. %100 eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Bir diğer anlamını merak ettiğim haftanın son kelimesi kozmik. Daha önce duymadığım bu kelimenin kökeni Fransızca. İlk olarak anlamı gök bilimi, evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili. Diğer anlamı ise evrensel haber almayla ilgili. Kozmik ışınlar, kozmik madde söylemlerini haberlerde duyabilirsiniz. Elzem, vaka, strateji, hibrit ve kozmik kelimeleriyle haftayı noktaladık. Bir sonraki bölümde haftanın haberlerinde geçen 5 yeni kelimeyle karşınızdayım. Hoşça kalın.